İntegralde alan örnek soru 2. Bu videomuzda integralde alan konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Y eşittir x e üzeri eksi x ve y eşittir x bölü e fonksiyonları tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. Bir integralde alan sorusuyla karşılaştığımızda ilk hedefimiz bize sorulan alanı çizip koordinat düzleminde görüp bunun arkasından integrallerimizi oluşturup çözmekti. Fakat burada y eşittir x e üzeri eksi x fonksiyonunun grafiğinin çizilebilmesi pek kolay değil. Çizilebilir ama oldukça fazla uğraş gerekir ve birçoğumuz da bunu çizerken sınav anında sıkıntı yaşarız veya yanlış yaparız diyelim. Şimdi iki fonksiyon arasında kalan alan sorulduğunda fonksiyonların grafiklerini çizmeden de çözüm yapabilmek mümkündür. Birinci adım, iki fonksiyonun kesiştikleri noktaları bulmamız gerekir. X e üzeri eksi x eşittir x bölü e. Aynı tarafa toplayalım bunları. X e üzeri eksi x eksi x bölü e eşittir 0. X parantezine çekelim. E üzeri eksi x eksi 1 bölü e eşittir 0. Kesişme noktalarımızdan birisi 0. Diğeri ise bunun 0 ettiği yerden gelecek. Şunu 0 eşitleyelim. E üzeri eksi x eşittir 1 bölü e. X yerine 1 koyarsak bu eşitlik gerçekleşir. X eşittir 0 ve x eşittir 1 gibi iki tane kesişme noktası elde ettik. Yani o zaman bizim tek derdimiz kaldı. Bu fonksiyonlardan hangisi bu aralıkta üstte kalıyor? Eğer 3 kesişme noktası çıksaydı, iki farklı durum için hesaplama yapacaktık. Mesela sallıyorum ABC gibi 3 kesişme noktası çıksaydı. A'dan B'ye kadar integralimizi oluşturacaktık. Hangisinin üstte kaldığının derdine düşecektik. B'den C'ye kadar integral oluşturup hangisinin üstte kaldığının derdine düşecektik. Fakat bizim burada 0 ve 1 çıktı. Sadece 2 kesişmemiz söz konusu. Bu nedenle integralimizi direkt oluşturabiliriz ikinci adımda. 0'dan 1'e kadar, şimdi derdimiz şu, 0 ile 1 aralığında bu mu daha yukarıda yoksa bu mu daha yukarıda? 0 ile 1 arasından bir sayı seçip bu iki fonksiyona da götürüp koyacağız. Hangisinin sonucu daha büyük çıkarsa o yukarıda, diğeri aşağıda demektir. 0 ile 1 arasından x eşittir 1 bölü 2 seçelim. 1 bölü 2'yi götürüp koyalım. Bunu da koyarsak 1 bölü 2, buraya 1 bölü 2 koyarsak o da 1 bölü kök e anlamına gelir. 1 bölü 2 üssü kök içine getirir bunu ama eksiden dolayı aşağı döneriz. Tamam, bunun sonucu bu. Buna koyarsak 1 bölü 2'yi, buraya 1 bölü 2 koyarsak 1 bölü 2 e elde ederiz. Bunu da çarparsak bu da 1 bölü 2 kök e. İki ifadenin payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Buradaki 2 e 2 kök e'den daha büyük bir ifadedir. Yani 2 kök e daha küçük. Paydası küçük olan daha büyük olacağına göre bu ifade daha büyük sonuç üretiyor. Yani bu İki fonksiyon üstlü altlı dururken bu yukarıda, bu aşağıda. Bundan bunu çıkartarak integrali yazacağız. Eğer bunun kararını yanlış vermişsek nasıl bir durumla karşılaşırız? Sadece sonucu eksi buluruz. Eğer ki sonucumuz eksi çıkarsa anlamalıyız ki yukarıdakini yanlış seçmişiz. Baştan burada hiç bu kısımlara girmeyip bu yukarıdadır deyip çözüp, bakıp sonuç eğer ki eksi çıkarsa ters yapmışım deyip yer değiştirebilirsiniz. Veya en sonda
Bu integralin dışına bir mutlak değer koyup en sondaki sonucu da mutlak değer içine atıp cevap bu da diyebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimizde bu integrali alacağız şimdi. Bunu iki integrale parçalıyorum. Çünkü şu kısımda kısmi integral lambda kullanmamız gerekiyor. Bir polinomla üstel ifade çarpım durumunda. Sıfırdan 1'e x e üzeri eksi x dx eksi sıfırdan 1'e x bölü e dx. Laptümüzü yazalım. Kime u diyeceğiz? Logaritma yok. Arklı yok. İlk olarak polinom var. O zaman u polinom. U eşittir x. Geri kalan her şey dv. E üzeri eksi x dx. Buradan du üreteceğiz. Du eşittir dx. Buradan her iki tarafın integralini alarak v üreteceğiz. V eşittir. Bunu olduğu gibi yazarız. E üzeri eksi x. Üssünün türevine böleriz. Üssünün türevi eksi 1. Böyle eksi 1 yani. Eksi e üzeri eksi x eder. E üzeri eksi x'in integrali. Kuralımız u çarpı v eksi v du. U'muz x. V'miz eksi e üzeri eksi x. Eksi integral içinde v'miz. Burada eksi var, burada eksi var. Onlar birbirini artı yapsın. E üzeri eksi x. Du'muz da dx. Alırsak bu integrali. Eksi x e üzeri eksi x. Buradaki e üzeri eksi x'in integrali yine başına eksi gelir. Eksi e üzeri eksi x olur. Şimdi sınırları getirelim. 1 ve 0. 1 koyarsak buna. Eksi e üzeri eksi 1. Buraya 1 koyarsak. Eksi e üzeri eksi 1. 0 koyarsak. 0 koyunca burası 0 etti gitti. Buraya 0 koyarsak 1 eder. Eksi 1. Burası artı 1 eder. 1. Bu da 1 bölüye 1 bölüye eksi 2 bölüye eder. 1 eksi 2 bölü e geldi. Bunun sonucu pozitif mi negatif mi diye düşünecek olursak e 2,71'dir. 2 bölü 2,71 birden küçük bir sayıdır. Yani burası pozitif bir şey. Şimdi buraya gelirsek bunun integralini alacağız bir de. Üssü bir arttırıp oluşan üsse böleceğiz. Buradaki e sabit sayı. Onu şöyle dışarıda da düşünebiliriz. İntegralin dışında 1 bölü e'yi. X kare bölü 2. Bunda 1 ve 0 koyacağız. 1 koyarsak 1 bölü 2 e. 0 koyarsak 0. Burası 1 bölü 2 e etti. Fakat bu işlemlerimizin başında bir eksi var. Bundan bunu çıkarttığımızda da integralin alanını, integralin sonucunu bulacağız. Yani aradığımız alanı bulacağız. 1 eksi 2 bölü e eksi 1 bölü 2 e. Bunu da 2 ile genişletirsek 4 1 eksi 5 bölü 2 e. 5 bölü 2 bu 2,7'dir. Yine birden küçük bir şey. Yani sonucumuz pozitif çıktı. Alanımız 1 eksi 5 bölü 2 olarak çıktı. Oldukça düşük bir değer çıktı. İlginç bir soruydu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.